Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın Ankara etabı, sıralama yarışları yapıldı. Yani ilginç, farklı, öyle her zaman her yerde göremeyeceğiniz bir yarışmaya götürüyoruz şimdi sizleri. Şu anda Ayaş'tayız. E, hava sporları federasyonu insansız hava araçları e, yarışmasının Türkiye şampiyonasının birinci ayağını e, yapıyoruz. Taktılar sanal gözlükleri, aldılar ellerine kumandaları. Gökyüzünde yarıştılar. <laughs> Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun insansız hava araçları Türkiye Şampiyonası başkentte Ayaş Şehir Stadı'nda başladı. Burada 67 sporcu kayıt yaptırdı, 26 sporcu geldi, 22 sporcu zaman e, derece elde edecekler. Şampiyona'nın Ankara etabında 22 sporcu zaman derecesi elde etti. Ankara ayağı tamamlanan şampiyonanın 3 Ağustos'taki İstanbul etabında ise finalde mücadele edecek sporcular belirlenecek. Haftaya İstanbul'da aynı pistte 50'den fazla sporcu gene aynı şekilde zaman elde edecekler. Bu sporcuların toplam derecelerine 32 tanesi en iyi dereceydi. Bir hafta sonra 10 Ağustos'ta gene İstanbul'da finalde bir araya getireceğiz. Buradan da e, Türkiye'nin en iyi dereceleri çıkacak. E, bunların içinden 32 sporcudan ilk 4'ü milli takımımıza katılacak önümüzdeki yılki. Böylece 2025 yılının milli takım oluşturulacak ve Türkiye'de ilk kez İstanbul ev sahipliğinde 28-29 Eylül tarihlerinde Uluslararası Hava Sporları Federasyonu CAT2 yarışında boy gösterecek. Geçen sene Kore'ye katılmıştık. Önümüzdeki yıl 2025'in de milli takımında bu seneki şampiyonlar ortaya çıkaracak. 28-29 Eylül'de İstanbul'da Dünya Şampiyonası düzenliyoruz. Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun Dünya Kupası var.